Ben de sizlere randevu nasıl alınacak onu anlatarak başlayayım isterseniz. Öncelikle bir siteyi açmamız gerekecek eğer ki online internet üzerinden alacaksak. Sitemiz Merkezi Hekim Randevu Sistemi. Hemen üst köşeye bakarsanız mrs.gov.tr'ye göreceksiniz. Bu sayfaya girdikten sonra karşınıza önce bu ekran gelecek. Randevu al seçeneğine tıklayacaksınız. Sonrasında ise tam da bu ekranda TC kimlik numaranızı, parolanızı bilmiyorsanız da E-Devlet üzerinden girişinizi sağlayacaksınız ve karşınıza böyle ikili bir ekran gelecek. Aile hekimi randevusu al, hastane randevusu al şeklinde bir ekrandan bahsediyoruz. Bu ekranda aile hekimi randevusu ala tıklayacaksınız ve yine karşınıza bu şekilde bir ekran gelecek. 4 seçenek sunulacak size. Aile hekimi COVID-19 aşı, aile hekimi görüntülü muayene, aile hekimi muayene, aile hekimi tarama. Ve elbette ki COVID-19 aşıya tıkladıktan sonra size aşı çıkıp çıkmadığını göreceksiniz. Bu benim bilgilerimin de yer aldığı bir sayfaydı. COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir diyor. Peki neden ben öncelikli grupta değilim? Bakalım isterseniz bunun yanıtına. COVID-19 açısına göre öncelik kimlere verileceği çok belli. İlk aşama sağlık çalışanları ve ben bir sağlık çalışanı değilim. 65 yaş ve üstü vatandaşlar, kronik rahatsızlığı bulunma şartı var. Bu şartı da sağlamıyorum. Yaşlı, engelli ve koruma evlerinde kalanlar maalesef bu şartı da sağlamadığım için ben öncelikli grupta değilim. Ama elbette sağlık çalışanları da ilk etapta kendisi içerisinde gruplandırıldı. Yoğun bakımda çalışanlar, enfeksiyon hastalıkları uzmanları ilk etapta aşılanacak kişiler. Devamında ikinci aşamaya bakalım. Kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş ve üzeri en az bir hastalığı olanlar. Buradaki kritik işler çok karıştırılıyor ama bunu en basit şöyle tabir edebiliriz. Diyelim ki insanla daha fazla teması olan işler gibi düşünebiliriz. Kargo çalışanları, market çalışanları, banka çalışanları, gazeteciler, hatta biz. Yani daha çok vatandaşlarla bir araya gelen, temasta bulunan kişiler kritik işte çalışanlar olarak değerlendiriliyor ve onlar ikinci aşamaya dahil ediliyor. Devamında üçüncü aşama. 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı olanlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve meslek çalışanları ve dördüncü aşama ilk üç grupta yer almayan gayet sağlıklı olan 18 yaş ve üstünde olduğu halde herhangi bir sıkıntısı bulunmayan, gençleri de kapsayan, bütün herkesi içine alan aşama. Bu aşamalarla aşılama işlemleri tamamlanmış olacak. Randevular alınacak. Yarından itibaren hastanelerde oluşturulan aşı odaları var. Herkes birer kişi olarak içeriye alınacak ve oralarda aşılama işlemleri de yapılacak. Elbette aşıların tedariğinden daha çok bu test süreçleri de konuşulmuştu. O aşıların test aşaması da bugün itibariyle tamamlandı ve artık yola da çıktılar. Pek çok ile ulaşımları sağlandı. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yaşanmadan bu sıralamayla aşılama işlemleri gerçekleşmiş olacak. İlk grupta yer almayabilirsiniz. İkinci grup için biraz daha vakit var. Şubat ortaları gibi gözüküyor. Ama eğer ki bir aksilik olmazsa Nisan ayına kadar, dördüncü aşamaya kadar aşılama işlemleri tamamlanacak. Dördüncü aşamada da büyük bir ihtimalle yerli aşı devreye girmiş olacak.